Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, ailenizin bilgi yarışması Ben Bilirim'le karşınızdayız. Ben Alper Ateş. Yine bu akşam 4 değerli misafirimiz stüdyomuzda. Niğde'den, Samsun'dan, Ankara'dan ve İstanbul'dan yarışmacılarımızı ağırlıyoruz. Bu yolculukta siz de bize eşlik ederseniz memnun oluruz. Hadi Ben Bilirim başlasın. Başvuru videolarımızı izleyerek. Merhabalar, ben Samet Öcal. Ankara'da yaşıyorum, 36 yaşındayım. Bir firmada tasarım lideri olarak çalışmaktayım. Mühendisim. Hobilerim arasında müzik dinlemek, kitap okumak, seyahat etmek ve tabii ki bu yarışmayı izlemek var. Diğer yarışmacı arkadaşlara da başarılar diliyorum. İyi seyirler dilerim. Merhaba, ismim Cansu Genç. İstanbul'da yaşıyorum, 33 yaşındayım. Evliyim, bir kızım var. Psikolog olarak görev yapıyorum. Bu yıl da sanat tarihi bölümünü kazandım. Ben bilirimi severek takip ediyorum ve iddialıyım. Merhabalar, Birsen Avşar ben. 1964, Niğde doğumluyum. Emekli öğretmenim. Evliyim, bir kız, bir erkek, iki çocuk annesiyim. Bir de dünya tatlısı, 2,5 yaşında bir kız çocuk anneannesiyim. Yarışma programımızı büyük bir keyifle izliyorum ve katılmayı çok istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben Bilirim yarışmasına Samsun'dan başvuruyorum. Şu anda Samsun'da ikametgah ediyorum. 1970 doğumluyum. Bir tane çocuğum var. Aynı zamanda konservatuar mezunu. Yıllarca ses sanatçılığı yaptı. Yakında görüşmek üzere diyorum. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim bu akşam da 4 şehrimizden 4 değerli misafirimiz stüdyomuzda. Şimdi onlarla sizi buluşturma zamanı. Ben Bilirim stüdyosuna hoş geldiniz. Evet, bu akşam 1 numaralı masamızda İstanbul'dan misafirimiz Cansu Hanım var. 2 numarada Samsun'dan misafirimiz Mahmut Bey var. 3 numaralı masamızda Samet Bey Ankara'dan misafirimiz. Ve 4 numarada da Birsen Hanım var. Niğde'den misafirimiz. Tekrar hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Cansu Hanım'la başlayalım. Hoş geldiniz Cansu Hanım. Hoş bulduk. Sağ olun. İsmim Cansu Genç. 33 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Psikolog olarak çalışıyorum. Sanat tarihi bölümünü kazandım bu senede. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. 3 yaşında bir kızım var. Evliyim. Böyle. Güzel. Nasıl gidiyor izlerken ekran karşısında Ben Bilirim? İyi, fena değil. Performans iyi mi evde? Hadi bakalım burada nasıl olacak? İnşallah. Az önce antrenmanda zaten çok az soru gördük ama misafirlerimiz en azından bir şöyle ısınma turu gibi oldu. Evet. Şimdi asıl yarışa başlayacağız. Bakalım bu akşam kim hangi sırada tamamlayacak? Daha da önemlisi umarım herkes keyif alarak ayrılır efendim. Cansu Hanım ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim bu akşam Ben Bilirim'de. Ve 2 numaraya Mahmut Bey'e dönüyoruz. Hoş geldiniz Mahmut Bey. Hoş bulduk. Yarışmamıza Samsun'dan katılıyorum. 1970 Samsun doğumluyum. Bir tane erkek evladım var. Allah bağışlasın. Tüm yarışmacı arkadaşlara başarılar dilemek istiyorum. Ben de size başarılar dilerim. Mahmut Bey az önce dedi ki tam biz o ısınma evresindeyken acaba dedi memleket torpili olur mu dedi. Siz de Samsunlusunuz dedi. Tek puan alamayan misafirimiz Mahmut Bey oldu. Evet. Olmamış. Sağlık olsun diyelim Mahmut Bey. Umarım güzel bir yarış olur İnşallah, bu akşam. Ben bilirim. Tekrar başarılar efendim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ve 3 numaraya Samet Bey'e dönüyoruz. Evet. Hoş geldiniz Samet Bey. Hoş bulduk. Ankara'dan katılıyorum. Ankara'da yaşıyorum. 36 yaşındayım. Yarışmanızı ilgiyle izliyoruz. Çok da eğleniyoruz. En sonunda burada da yarışmacı olmak kısmet oldu. Herkese başarılar diliyorum. Ben de size başarılar dilerim. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Rahat mısınız Samet Bey? Yani biraz heyecanlıyım. Belirli bir zaman sonrasında herhalde toparlarım diye düşünüyorum. İlk 8 sorudan sonra herkes hayata burada başlamış gibi devam eder diye tahmin ediyorum. Samet Bey başarılar dilerim efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ve 4 numaralı misafirimiz Birsen Hanım. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Birsen Avşar ben. 1964 Niğde doğumluyum. Niğde'den katılıyorum. Gizem adında bir kızım, Berkay adında bir oğlum, Nehir Türken adında da bir torunum var. Anneanneyiz. Anneanneyim, evet. Çukurova Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme mezunuyum. Öğretmen emeklisiyim. Yarışmayı da gerçekten çok keyifli izliyorum. Burada olduğum için mutluyum. İyi bir yarışma olsun diliyorum. Çok sağ olun Birsen Hanım. Birsen Hanım'la bizim buluşmamız konusunda, stüdyoya gelişi konusunda epey bir zamana yayılmış. Gerçekten. Karlar yağdı, yollar kapandı derken. Şubat, Mart'tan beri böyle. Evet. Sonra işte yaz geldi derken bugün kısmetmiş. Ancak. Umarım keyifli bir yarış olur. Tekrar teşekkür ederim Birsen Hanım. Rica ederim. Sağ olun teşekkür ederiz biz de. Sağ olun. Efendim artık sorulara geçme vakti. 4 değerli misafirimizi tanıdık. Artık ilk soruyu almak için Cansu Hanım'a dönüyoruz. Ve buyursunlar, bu akşamın ilk harf tablosu geliyor. Özlem'in Ö'sü. Özlem'in Ö'sü 60 puan değerinde. Açılış sorumuzun kategorisi araç gereçler ve ekranda. Bir aygıtın kullanılabileceği ölçüde elektrik akımını ayarlayan alettir. Süremiz başladı.
gelmedi. Buyurun Birsen Hanım. Adaptör. Adaptör. Bu akşamın ilk puanı Niğde'den misafirimiz Birsen Hanım'a gider mi? Tebrikler. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Darısı diğer misafirlerimizin başına. Şimdi Mahmut Bey seçiyor ikinci harfi. Giresun'un, ya Giresun yok pardon. Samsun Spor'un S'si. Samsun Spor'un S'si, 60 puanımız var. Sorumuzun kategorisi sağlık olacak Mahmut Bey. Soru evet. Şöyle. Genellikle toprakta veya gübrede yaşayan, vücuda açık yaralardan giren mikrobun yol açtığı ateşli hastalıktır. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen Cansu Hanım. Tetanos. Tetanos. Cansu Hanım'a da hoş geldin puanını. Kazandırır mı? Kutlarız. Evet, Cansu Hanım da puanını aldı. Darısı Samet Bey'in başına. Şimdi Samet Bey seçiyor üçüncü harfi. Ben de Ankara diyeyim. Ankara'nın ağası. Peki efendim. Ankara'nın ağası, tarihten gelecek sorusu. Lale Devri'nde yoğurtçu, kuş dili çayırlarıyla rağbet gören, 1930'da Üsküdar'dan ayrılan ilçedir. Süremiz başladı. Peki, sağlık olsun, gelmedi. Ben bilirim diyen Cansu Hanım. Salacak. Salacak. Aradığımız ilçe Salacak. Aa, mı görelim? İlçe değil ki. Olmadı. Buyurun Cansu Hanım. Kadıköy. Kadıköy. Bu kez geldi mi puan? Tebrikler. Evet, ikinci denemede Cansu Hanım puanı kazandı. Bir kez daha kutluyorum Cansu Teşekkür Hanım. Teşekkür ederim. Ve efendim Birsen Hanım seçecek ilk harfimizi. Nehirin N'si. Nehirin N'si, 40 puan. Kategorisi tarihi alanlar. Sorumuz şöyle. Komagene uygarlığından izler taşıyan Adıyaman'daki tarihi alandır. Nokta nokta ören yeri. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı aradığımız o tarihi alanı? Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Buyurun Samet Bey. Tiran. Tiran ören yeri doğru mu? Olmadı. Komagene uygarlığından izler taşıyan Adıyaman'daki tarihi alan için açabileceğimiz son kutumuzu da açıyoruz. Buyurun Birsen Hanım. Piran. Piran ören yeri oldu mu? Yine olmadı Mahmut Bey. Piren. Piren ören yeri Mahmut Bey'e ilk puanı kazandırır mı? Olmadı. Buyurun Samet Bey. Piron. Piron. Ordu'nun olsuyla gelir mi puan? Yine gelmedi Cansu Hanım. Pirun. Pirun. U harfi oldu mu? Hayır dediler Samet Bey. Pirün. Ü harfi. Evet. Pirün. Görelim. Olmadı Birsen Hanım. Pirin. Pirin. İyile. İzmir'in iyisiyle. Doğru mu? Tebrikler. Tamam. A, E, I, I, O, Ö, U, Ü denedik. Birsen Hanım'a gitti efendim puanımız. Bu arada görseli de ekranımıza geldi. Hatta Adıyaman Valiliği'nde şöyle bir bilgi aktarılmıştı. Adıyaman'a 5 kilometre uzaklıkta Örenli Mahallesi sınırları içerisindedir. Perle şehri Komagene ülkesinin 5 büyük şehrinden biridir. Günümüzde çok az miktarda kalıntıya ulaşılmıştır. Antik kente sur duvarları, halen halk tarafından kullanılmakta olan çeşme ve 200'e yakın kaya mezarının bulunduğu nekropol yer almaktadır der. Adıyaman Valiliği'nde yer alan bilgi görselde geldi efendim. Tebrik ederiz Birsen Hanım'ı. Şimdi yeni soru vakti Cansu Hanım için. Yavuz'un Y'si. Yavuz'un Y'si 50 puan. Kategorisi sanat. Soru ekranda. Birçok eserin sahnelendiği Moskova'daki tarihi sanat merkezidir. Nokta nokta tiyatrosu. Süremiz başladı. Bolşoy. Bolşoy tiyatrosu. Görelim. Kutlarız.
Altıncı harfimiz için Mahmut Bey'deyiz. Ordunun O'su. Ordunun O'su 40 puanı var. Kategorisi çizgi filmler. Sorumuz şöyle efendim. Jetgiller çizgi filminde ailenin sadık köpeğinin adıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı Birsen Hanım? Jetgo. Jetgo. Görelim. Olmadı. Jetgo değilmiş. Buyurun Samet Bey. Milo diye aklımda bir şey var ama. Acaba Milo mu? Çok emin değilim. Ona da hayır dediler. Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Buyurun Birsen Hanım. Astro. Astro. Doğru mu? Tebrikler. Evet, rakiplerinden daha hızlı hatırlayan Birsen Hanım buradan puanı aldı. Fotoğrafı da ekranımıza geldi görseli. Şimdi yeni soru vakti. Sorunun sahibi Samet Bey olacak. Harflerdeyiz. Fatsa'nın F'si. Fatsa, 50 puanımız var. Kategorisi voleybol. Soru şöyle. Türkiye'de erkek voleybolunun üst düzey ligidir. Nokta nokta ligi. Süremiz başladı. Efendi. Efendi Ligi. Görelim. Olmadı. Kutularımızdan biri açılıyor. Buyurun Samet Bey. Efeler. Efeler Ligi. Bu kez Ankara'dan misafirimiz Samet Bey'e puan kazandırır mı? Kutlarız. Sonunda. Evet, Samet Bey'i rahatlattı gelen evet, 40 puan. Hayırlı olsun Samet Bey. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Efendim şimdi sorumuzu seçecek misafirimiz Birsen Hanım. 8. harfe gidiyoruz. Berkay'ın B'si. Berkay'ın B'si 40 puan. Kategorisi ülkeler. Soru şöyle. 2022 yılında görevinden ayrılan Birleşik Krallık Başbakanı'dır. Nokta nokta Johnson. Süremiz başladı. Boris. Boris Johnson. Bu akşam 100 puanı aşan ikinci misafirimiz de Birsen Hanım olur mu? Görelim. Tebrikler. Evet, Birsen Hanım'a puan kazandıran Boris Johnson'ın da fotoğrafı geldi. 8 soruyu geride bıraktık. Puan tablosuna dönecek olursak sıralama şöyle. Cansu Hanım 170 ile lider. Birsen Hanım 130 ile ikincilik koltuğunda. Samet Bey az önce 40'ı aldı, oh çekti. Darısı Mahmut Bey'in başına. Yola devam ediyoruz Cansu Hanım'la. Pırasa'nın P'si. Pırasa'nın P'si 50 puanı var. Kategorisi canlılar dünyası. Soru şöyle. Sansargillerden su kıyılarında kazdıkları deliklerde yaşayan bir canlıdır. Süremiz başladı. Porsuk. Porsuk. Görelim. Tebrikler. Cansu Hanım şu ana kadar hiç acemilik, yabancılık, heyecan vesaire gibi bir durumu olmadı herhalde. Gayet rahat gidiyorsun. Belli olmuyor galiba. Belli olmuyor mu? Ne hissediyorsun şu an? Biraz heyecan var. Fazla mı peki? Yok çok değil. Tam ayarında. Süper. Evet. Peki güzel gidiyorsunuz. 220 oldu. Teşekkür ederim Cansu Hanım. Darısı Mahmut Bey'in başına. Mahmut Bey seçiyor harfini. Rize'nin R'si. Rize 30 puanımız var. Kategorisi matematik. Sorumuz şöyle. Matematikte toplama işleminin sembolüdür. Artı. Artı. Bu kadar zamandır bekliyoruz. Daha fazla bekleyemem dedi Mahmut Bey. Süre başlamadan 30 puan kazanır mı? Kutlarız. Size de hayırlı olsun Mahmut Teşekkür Bey. Teşekkür ederim. Sağ Hatta olun. Burada da puan gelmese diyecektim ki acaba harf seçiminde Karadeniz'den yürümeseniz mi? Fakat bu kez aldık Rize ile. Tebrikler evet. Mahmut Bey. İnşallah. Efendim Samet Bey seçiyor yeni harfimizi. Van'ın V'si. Van'ın V'si 40 puan. Tescilli lezzetlerden geliyor. Kestanesiyle coğrafi işaret tescili alan Kütahya ilçesidir. Süremiz başladı. Simav. Simav. Bir daha duymak isterler. Simav. Simav. Doğru mu? Kutlarız.
Samet Bey de 80'i gördü. Döndük Birsen Hanım'a. Diyarbakır'ın D'si. Diyarbakır'ın da 50 puanı varmış efendim. Enstrümanlardan gelecek soru şöyle. Özellikle Alaturka müzikte kullanılan vurmalı bir enstrümandır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Mahmut Bey. Bendil. Bir daha alabilir miyim? Bendil. Bendil. Oldu mu? Olmadı. Buyurun Cansu Hanım. Bendir. Bendir. Mahmut Bey'in L'sini R'ye çevirip Cansu Hanım doğru cevabı verir mi? Görelim. Tebrikler. Evet, Cansu Hanım'ı 270 puana taşıyan Bendir'in de görseli geldi efendim. Şimdi yeniden bir dörtlü soru grubuna başlayacağız. Cansu Hanım sizdeyiz. Cansu'nun C'si. Cansu'nun C'si 60 puanı var. Genel kültürle devam ediyoruz. Farklı biçimlerde hazırlanan ve zihni dinç tutan oyunlara verilen addır. Süremiz başladı. Bulmaca. Bulmaca. Görelim. Kutlarız. Mahmut Bey için dönüyor harfler. Urfa'nın Uz. Şanlıurfa'da da 70 puanımız varmış. Bir genel kültür sorusu daha gelecek ekranımıza efendim. Halk arasında genellikle şakalaşırken birinin uzun boylu olmasının ilişkilendirildiği alandır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Samet Bey. Sulak yer. Sulak yer. Uzun boylu biriyle şakalaşırken sulak yerde büyümüş esprisi yapılır diyor Samet Bey. Evet. Görelim. Tebrikler. Ve Samet Bey'i bu cevap ikincilik koltuğuna taşıdı. 150 puanla bir kez daha kutlarım. Şimdi Samet Bey seçecek harfimizi. Edirne'nin E'si. Edirne'mizde de 40 puanımız var. Kategorisi spor, sorusu şöyle. Çıkış anlamına da gelen koşu veya yarış içinde hızını birdenbire artırmaktır. Süremiz başladı. Depar. Depar. Az önce ilk puanımı aldım, rahatladım diyen Samet Bey tabloyu daha da güzel hale getirir mi? Tebrikler. Ve Niğde'den misafirimiz Birsen Hanım'dayız. Zonguldak'ın Z'si. Zonguldak'ta da 70 puanımız varmış. Birsen Hanım anlam bilgisinden gelecek efendim sorumuz. Hiçbir kusuru olmayan, lekesiz, özenle kullanılmış gibi manalara gelen sözcüktür. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Mahmut Bey. Tertemiz. Tertemiz. 70 puan gelir mi? Tebrikler. Efendim puanlarımıza bir kez daha bakacak olursak son soruların ardından tablo şöyle. Cansu Hanım 330, Samet Bey 190, Birsen Hanım 130, Mahmut Bey 100 puanla yarış sürdürüyor. Misafirlerimiz izlerkenki performanslarına doğru ilerliyorlar. Tebrik ederim şu ana kadarki yarış için. Şimdi Cansu Hanım'la başladık efendim. Buyursunlar. Kaldı elimizde son 8 harf. Üsküdar'ın Ü'sü. Üsküdar'ın Ü'sü 60 puan. Kategorisi kimya, soru geliyor. Kimya ve madencilik gibi çeşitli endüstrilerde kullanılan güçlü zehir türüdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Mahmut Bey. Siyanür. Siyanür. Doğru mu? Kutlarız. Mahmut Bey seçiyor son 7'den birini. Isparta'nın ısı. Isparta'mızda da 70 puanımız varmış. Anlam bilgisinden alacağız Mahmut Bey. Soru şöyle. Derli toplu olan bir yerin düzenini bozmak veya pay etmektir. Süremiz başladı.
Dağıtmak. Dağıtmak. Görelim. Kutlarız. Arka arkaya gelen cevaplar Mahmut Bey'i ikincilik koltuğuna taşıdı bu kez de. 230'u gördü. Liderlik yarışında fark 100 puana kadar düştü. Şimdi sorunun sahibi Samet Bey. Kastamonu'nun K'sı. Kastamonu'muzda da 60 puanımız var. Danslardan geliyor. Popüler bir Polonya halk dansıdır. Süremiz başladı. Sirtaki. 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 Doğru mu? Hayır dediler. Aradığımız cevap Sirtaki değilmiş. Popüler bir Polonya halk dansı. Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Bir, buyurun Mahmut Bey. Bazurka. Bazurka oldu mu? Olmadı. Bir kutu daha. 30 puanımız var. Son 30 saniyenin altına düşük Samet Bey buyurun. Bezirka. Bezirka mı aradığımız cevap? Yine olmadı. Kutularımızdan bir tanesi daha açılıyor. Buyurun Mahmut Bey. Mazarka. Mazarka. Görelim. Yine olmadı. Birsen Hanım. Mozarka. Mozarka ile 20 puan Birsen Hanım'a gider mi? Yine hayır dediler Mahmut Bey. Mezarka. Mezarka mı? Yine gelmedi. Cansu Hanım. Mızırka. 20 puan kazandırır mı? Yine olmadı. Buyurun Samet Bey. Mazurka. Mazurka. Doğru mu? Kutlarız. Evet, bazurkalar, mezarkalar derken aradığımız cevap Samet Bey'den geldi efendim. Tebrik ederiz Samet Bey. Şimdi harfler bir kez daha ekrana geliyor Birsen Hanım için. Yumuşak ye. Yumuşak ye'mizde de 50 puanımız varmış. Bu kez geleneklerden alacağız. Soru şöyle. Geleneklerimize göre düğünlerde yardımcı olan, kılavuzluk eden kişidir. Süremiz başladı. Sadıç. Sadıç. Görelim. Kutlarız. Son 4 soruya girerken bir kez daha puanlara dönecek olursak daha da yaklaştı tablo birbirine. 330, 230, 210, 180. Cansu Hanım sizdeyiz. Manisa'nın M'si. Manisa 40 puan. Kategorisi genel kültür. Sorumuz şöyle efendim. Bir iş ya da konu hakkında bilgisi ve becerisi çok olan kimsedir. Süremiz başladı. Uzman. Uzman. Liderlik koltuğundaki misafirimiz Cansu Hanım 40 puan daha kazanır mı? Tebrikler. Samsun'dan misafirimiz Mahmut Bey'deyiz. Buyursunlar son 3. Şenur'un şeysi. Şenur'un şeysi 40 puan. Kategorisi yiyecekler efendim. Soru geliyor. Buğday, nohut gibi tanelerle yemişlerin kaynatılmasıyla yapılan bir tatlı türüdür. Süremiz başladı. Aşure. Aşure. Görelim. Kutlarız. Ankara'dan misafirimiz Samet Bey ile seçiyoruz. İlk turda son 2'den birini. İstanbul'un iyisi. İstanbul'da da 40 puanımız var. Giyimden gelecek Samet Bey sizin için. Örüldükten sonra dışarıya doğru kıvrılan ve adını bir yiyecekten alan giysi türüdür. Nokta nokta yaka. Süremiz başladı. Gelmedi. Cansu Hanım. Simit yaka. Simit yaka. Görelim. Simit yakaya hayır dediler. Ne olabilir acaba başka? Dışarıya doğru kıvrılan ve adını bir yiyecekten alan giysi türü. Nasıl yaka Mahmut Bey? Slim yaka.
Silimyaka oldu mu? Olmadı. Samet Bey? Ceviz. Ceviz yaka görelim. Yine gelmedi aradığımız cevap. Adını bir yiyecekten alırmış o yaka türü. Ekranda dördüncü harfi iyi olan bir yiyecek var aynı zamanda. Ne olabilir? Yaka türü. Kutularımızdan bir tanesini açıyoruz. 30 puanımız var. Yakayı katlayınca acaba neye benziyor olabilir? Dışarı doğru kıvırınca. Bir kutu daha. Son 20 saniye. Samet Bey. Sosis. Sosis yaka oldu mu? Tebrikler. Simitle girdik, cevizle devam ettik, sosisle de puanı aldık. Tebrikler Samet Bey. Ve efendim ilk turumuzu tamamlıyoruz artık. Son harfimize Birsen Hanım'la gidiyoruz. Çanakkale'nin Ç'si. Çanakkale'mizde 40 puanımız var. İlk turun son sorusu satrançtan geliyor. Satrançta şahı koruyan bir taşın tehdit altında olduğu için yerinden kımıldatılamamasıdır. Süremiz başladı. Açmaz. Açmaz. Nide'den emekli öğretmenimiz Birsen Hanım bu turun son puanını kazanır mı? Kutlarız. Efendim böylece 24 soruyu geride bıraktık. 4 misafirimiz de ısındı. Tablolara da güzel yansıdı. Sıralama şöyle. Cansu Hanım 370 ile turu lider tamamladı. Mahmut Bey 270 puanla ikincilik koltuğunda. Samet Bey 230. Birsen Hanım 220. Isınamayan yok herhalde gördüğüm kadarıyla artık. Gayet rahat herkes. Yüzler gülüyor. O zaman efendim birlikte finalistleri belirleme zamanı. 20 soru daha göreceğiz. Bakalım finale kimler çıkacak. Hadi birlikte ikinci tura geçelim. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim ikinci turumuza başlıyoruz. Yine harf tablomuz Cansu Hanım için ekranda. Samsun'un S'si. Samsun'un S'si 120 puan değerinde. Kategorisi ekonomi, soru şöyle. 2005-2010 yılları arasında ülkemizde tedavülde olan paralara verilmiş addır. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesi açılıyor. Buyurun Birsen Hanım. Yeni Türk Lirası. Yeni Türk Lirası. 110 puanla başlar mı Birsen Hanım ikinci tura? Kutlarız. Liderlik yarışında fark 40'a düştü. 370-330 oldu. Tebrikler Birsen Hanım. Şimdi Mahmut Bey seçecek ikinci harfi. Oğlum Taha'nın T'si. Taha'nın T'si 130 puanı var. Tabirlerden geliyor. Her türlü yiyeceğin bulunduğu sofraları tanımlarken kullanılan tabirdir. Süremiz başladı. Bir tek. Gelmedi. Buyurun Cansu Hanım. Bir kuş sütü eksik. Bir kuş sütü eksik. Mahmut Bey'in süresi devam ederken Samet Bey ve Birsen Hanım butona gitti. Süre doldu. Cansu Hanım gitti. Puan gelir mi? Tebrikler. Evet, Mahmut Bey'den de gelecekti belli cevap da. Kuşu biliyorum da o teke yerleştiremedim oradan. Siz bir tek diye düşündünüz. Evet, evet, düşündüm. Evet. Sağlık olsun diyelim. Şimdi sorumuzu Samet Bey'le alıyoruz. Buyursunlar. Rize'nin Rize. Rize 170 puanı var. Kategorisi kurum ve kuruluşlar. Sorumuz şöyle efendim. Kızılay'ın 1923'ten 1935'e kadar bilinen adıdır. Türkiye nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Cansu Hanım. Hilali Ahmer Cemiyeti. Hilali Ahmer Cemiyeti. Doğru mu? Görelim. Kutlarız.
Evet, bu akşam 600'ü aşan ilk misafirimiz Cansu Hanım oldu. 670 ile yarışı sürdürüyor. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Şimdi Birsen Hanım için gelecek harf tablomuz. Yine Berkay'ın B'si olsun. Peki efendim. Berkay'ın B'si 180 puan. Sorumuzun kategorisi futbol ve ekranda. Türkiye 1. Futbol Ligi, şimdiki adıyla Süper Lig'in başlangıç tarihi olarak kabul edilen yıldır. Süremiz başladı. 1958. 1958. Cevap doğruysa Birsen Hanım'a 180 puan eklenir. Görelim. Hayır dediler Samet Bey. 1959. 1959. O 180 puan Samet Bey'e yazılır mı? Kutlarız. Evet, o aradaki bir yıllık fark Samet Bey'i ikincilik koltuğuna taşıdı. Hatta Türkiye Futbol Federasyonu'nda şöyle açıklanmıştı. Der ki, Türkiye 1. Futbol Ligi şimdiki adıyla Süper Lig'in başlangıç tarihi 1959 olarak kabul edilir. 1959 yılında düzenlenen Türkiye 1. Futbol Ligi'nin ilk sezonunda maçlar 8'er takımdan oluşan beyaz ve kırmızı adlı iki grupta oynandı. O tarihte statü uyarınca beyaz grubun lideri Fenerbahçe ile kırmızı grubun lideri Galatasaray finalde karşılaştı. İlk maçı Galatasaray 1-0, ikinci maçı ise Fenerbahçe 4-0 kazanınca Türkiye 1. Futbol Ligi'nin ilk şampiyonu Fenerbahçe oldu der. Tebrik ederiz bir kez daha Samet Bey'i. Şimdi soru seçme sırası Cansu Hanım'da. Adana'nın ağası. Adana'nın ağası 100 puan. Kategorisi trafik, soru ekranda. Trafik tabelalarında yer alan dikkat anlamına gelen uyarı sembolüdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Mahmut Bey. Üçgen işareti. Üçgen işareti. Estağfurullah. Görelim. Olmadı. Buyurun Birsen Hanım. Ünlem işareti. Ünlem işareti. Bu kez doğru mu? Kutlarız. Birsen Hanım ikincilik koltuğuna bir kez daha geçiyor ünlem işaretiyle. Aradığımız tabelamız da ekranda efendim. Yola devam ediyoruz. Sorunun sahibi şimdi Mahmut Bey. Kastamonu'nun kes. Kastamonu'da da 90 puanımız var. İş dünyasından geliyor. Alanıyla ilgili birçok konuya hakim olan, genellikle 55 yaşın üstündeki çalışanlara verilen addır. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan biri açılıyor. Bir kutu daha. Çalıştığı alanla ilgili birçok konuya hakim olan, o alanın uzmanı olan ve 55 yaşın üstündeki çalışanlara verilen admış. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. 50 puanımız var. Buyurun Mahmut Bey. Altın takılı. Altın takılı. Oldu mu? Olmadı. Bir kutu daha. Cansu Hanım. Altın tokalı. Altın tokalı. Görelim. Hayır dediler. Samet Bey. Altın yakalı. Altın yakalı. Takılı denedik, tokalı denedik, yakalıyla gelir mi puan? Tebrikler. Evet, Samet Bey güzel tamamladı. Tabloya bir kez daha dönecek olursak son durum şöyle. Cansu Hanım 670, Samet Bey 450, Birsen Hanım 430, Mahmut Bey 270. Final turuna doğru yolculuğumuz devam ediyor. Harf seçme sırası Samet Bey'de. Urfa'nın U'su. Şanlıurfa'da 150 puanımız var. Sorumuzun kategorisi deyimler olacak efendim. Geliyor. Çok kalabalık ve hareketli olmak anlamındaki deyimdir. Nokta 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 kaynamak. Süremiz başladı.
gelmedi. Ben bilirim diyen var mı aradığımız deyimimizi? Çok kalabalık ve hareketli olmak. Birsen Hanım. Karınca yuvası gibi. Karınca yuvası gibi kaynamak. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Niğde'den misafirimiz Birsen Hanım 580'i gördü. Liderle arasındaki farkı epey azalttı. Şimdi Birsen Hanım seçiyor. Nehirin N'si. Nehirin N'si. 130 puanı var. Kategorisi tarihi yapılar efendim. Soru şöyle. İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 1863-1865 yılları arasında Beylerbeyi Sarayı'nı yaptıran Osmanlı padişahıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Cansu Hanım. Sultan Vahdettin. Sultan Vahdettin. Görelim. Olmadı Mahmut Bey. Sultan Abdülaziz. Sultan Abdülaziz. Bu kez doğru mu? Kutlarız. Evet, Samsun'dan misafirimiz Mahmut Bey de tablosunu 400'e taşıdı. Bu arada aradığımız tarihi yapımızın görseli de ekrandaydı efendim. Yola devam ediyoruz. Cansu Hanım için gelecek harfler. Denizin D'si. Denizin D'si 90 puan. İnsan vücudu kategorisi. Soru şöyle. Vücudun farklı noktalarından kanın kalbe gitmesini sağlayan kanaldır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Samet Bey. Toplar damar. Toplar damar. Görelim. Kutlarız. Evet, bu soruda da 3 misafirimiz birden butona gitti. Samet Bey daha hızlıydı. Tebrik ederim Samet Bey. Teşekkür ederim. Ne dersiniz gidişata Samet Bey şu ana kadar? Şu an ya dengeyle gidiyoruz. Çekişmeyle gidiyoruz. Heyecanlı, güzel gidiyor. Tablo da onu söylüyor. Evet. Tablo da onu söylüyor. Şu an Samet Bey ikincilik koltuğuyla arasındaki farkı 40'a kadar düşürdü. Birsen Hanım 580, Samet Bey 540. Buyursunlar şimdi sorunun sahibi Mahmut Bey. Ömer'in Öğüsü. Ömer'in Öğüsü 100 puanı var. Kategorimiz edebiyat. Sorumuz şöyle sorulmuş. Aysel karakterinin ruh halini yansıtan Adalet Ağaoğlu romanıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Cansu Hanım. Ölmeye yatmak. Ölmeye yatmak. Yarışın başından beri liderlik koltuğunda olan Cansu Hanım 100 puan daha kazanır mı? Kutlarız. Ankara'dan misafirimiz Samet Bey için geliyor harf tablosu şimdi de. Van'ın V'si. Van'da da 110 puanımız varmış Samet Bey. Yiyeceklerden alacağız. Soru şöyle. İçinde fenli petek kullanmadan arılar tarafından peteğiyle birlikte yapılan yiyecektir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Cansu Hanım. Karakovan balı. Karakovan balı. Doğru mu? Tebrikler. Final turumuza doğru ilerlerken 4 misafirimiz de final şansını koruyor ve Birsen Hanım seçiyor. Yozgat'ın Y'si. Yozgat'tan da 150 puan alabiliriz. Deyimlerden gelecek Birsen Hanım. Soru şöyle efendim. Akılcı davranarak sorunları çözmek anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen Cansu Hanım. Kafayı çalıştırmak. Kafayı çalıştırmak. Akılcı davranarak sorunları çözmek. Doğru mu? Tebrikler.
Evet, Türk Dil Kurumu bu deyimin iki türlüsünü vermişti. Birisi kafayı çalıştırmak, diğeri de kafayı işletmek şeklinde. Elimizde artık final turu öncesi kalan soru sayısı 8'e düştü. Bir kez daha tabloya dönecek olursak, 1000'i aşan ilk misafirimiz Cansu Hanım oldu. 1030'la lider. İkincilik koltuğunda Birsen Hanım var. 580, Samet Bey 540, Mahmut Bey 400. Şanslar devam ediyor. Cansu Hanım seçiyor. Edirne'nin neresi? Edirne'mizden 130 puan kazanabiliriz. Coğrafya kategorisi soru şöyle. 2022'de 90 milyonun üzerinde nüfusu bulunan, para birimi frank olan Afrika ülkesidir. Nokta 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 cumhuriyeti. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı aradığımız o Afrika ülkesini? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Cansu Hanım. Demokratik Tongo. Demokratik Kongo. Tongo mu Kongo mu? Kongo. Kongo. Demokratik Kongo Cumhuriyeti oldu mu? Tebrikler. Evet, IMF tahmini verilerine göre 2022 nüfusu 96,8 milyon der. Tebrik ederiz. Güzel bir dönüş oldu Cansu Hanım. Teşekkür ederim. Cansu Hanım tabloyu 1150 yaptı ve final konusunda epey rahatladı. Şimdi son 7'den biri için Mahmut Bey'deyiz. Çanakkale'nin Çeyiz. Çanakkale'mizde de 130 puanımız var. Bir kez daha deyimlerden alıyoruz soruyu. Yetersizliğini anlamak, başarısız olmak manalarındaki deyimdir. Nokta 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 almak. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Yetersizliğini anlamak veya başarısız olmak. Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Birazdan final turumuzda iki misafirimizle yarışacağız. Özellikle ikincilik yarışında puanlar birbirine çok yakın. Nokta 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 almak ne olabilir deyimimiz. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Son 40 saniye ve 90 puan ve Cansu Hanım ben bilirim dedi. Boyunun ölçüsünü. Boyunun ölçüsünü almak. Doğru mu? Kutlarız. Efendim böylece final turumuza kalan soru sayımız 6'ya düştü ve artık Cansu Hanım finalde 1240'la rakibi kim olacak? 580'le Birsen Hanım mı? 540'la Samet Bey mi? 400'le Mahmut Bey mi? Yeni bir adım atıyoruz. Samet Bey'e dönüyoruz. Yumuşak G diyeyim. Yumuşak G 100 puanı var ve bilimden alacağız Samet Bey. Soru şöyle. Yeryüzünün bitki örtüsünü ve çevreyle ilişkisini inceleyen daldır. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim o dalı diyen var mı? Bir kutu açalım. Buyurun Samet Bey. Biyo coğrafya. Biyo coğrafya. 90 puan kazandırır mı? Olur herhalde. Olmadı. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Mahmut Bey. Biyolografya. Biyolografya gibi oluyor. Evet. Biyolografya. Doğrudur. Karıştırdım. Estağfurullah. Görelim. Olmadı efendim. Bir kutu daha. Buyurun Birsen Hanım.
FIO coğrafya. FIO coğrafya ile 60 puan Birsen Hanım'a gider mi? Yine olmadı Samet Bey. Filo coğrafya. Filo coğrafya. Görelim. Yine gelmedi aradığımız cevap Birsen Hanım. Fizo. Fizo. Coğrafya. Zonguldak'ın Z'siyle. Fizo coğrafya. Bu kez oldu mu? Yine hayır dediler. Yeryüzünün bitki örtüsünü ve çevreyle ilişkisini inceleyen dal için son 60 puan ve kutulardan biri daha açılıyor. Bir kutu daha. 40 puanımız kaldı. Bir kutu daha. 30 puan Mahmut Bey. Fito coğrafya. Fito coğrafya. O kritik T harfi gelince denge değişti. Doğru mu? Tebrikler. Evet, 430'la Mahmut Bey final şansını koruyor. Hatta ikincilik yarışında sadece bir soruluk fark var efendim. Yine son ana kadar muhtemelen o final heyecanını yaşayacağız. Şimdi soru seçme sırası Birsen Hanım'da, son 5 finale. Pırasa'nın P'si. Pırasa'nın P'si 100 puan. Genel kültürden geliyor. Kanun, ahlak gibi kurumların buyruklarının yerine getirilmesini sağlayan etkendir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Cansu Hanım. Yaptırım gücü. Yaptırım gücü. Görelim. Kutlarız. Finale kaldı 4 soru. Tüm misafirlerimiz final şansını koruyor. Cansu Hanım'la başlıyoruz. Isparta'nın I'sı. Isparta'dan da 90 puan kazanabiliriz. Sinemadan gelecek şu sorumuz. Filiz Akın ve Edison'un rol aldığı, babasının katillerinden intikam almaya çalışan bir kadını anlatan filmdir. Süremiz başladı. Filmi biliyorum. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesi açılıyor. Babasının katillerinden intikam almaya çalışırken hayatını değiştiren bir karakteri anlatan o Filiz Akın Edison filmi. Bir kutu daha. 70 puanımız var. Buyurun Mahmut Bey. Karateci kız. Karateci kız. Gelir mi Mahmut Bey? Bakalım. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Mahmut Bey'in tablosu 500 oldu ve daha da başka bir hal aldı şu an puanlar efendim. Bir kez daha dönecek olursak Cansu Hanım 1340'la finalde. İkincilik koltuğundaki Birsen Hanım'la Mahmut Bey arasındaki fark 80'e kadar düştü. 580, 540, 500 ve yönetmenimiz Çağla diyor ki kalan soruların toplam puanı 480. Son 3 soru çok heyecanlı geçecek. Buyursunlar, sorunun sahibi şimdi Mahmut Bey. Ordunun olsun. Ordunun olsun. 170 puanı var. Kategorisi müzik. Sorumuz ekranda. Ne ağlarsın? Ben annemi isterim. Rakkas adlı şarkıların bulunduğu Sezen Aksu albümüdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan biri açılıyor. Bir kutu daha. 2 sorunun ardından final avantajı hangi misafirimize geçecek? Bir kutu daha. 1 kutu daha. Bir kutu daha. Biliyorum ya.
Aradığımız Sezen Aksu albümü şu an sıralamayı değiştirebilir. Son 30 saniyeye giriyoruz ve bir kutu daha açıyoruz. Son 20 saniyeye girerken bir kutu daha. 15 saniye, bir kutu daha. 10 saniye dediğim an Birsen Hanım. Varsa açık, alırım. Açık doğadan yükselir. Açık doğadan yükselir. Görelim. Olmadı. Buyurun Cansu Hanım. Işık doğudan yükselir. Işık doğudan yükselir. Bu cevap herkesi bir keşke dedirtti gördüğüm kadarıyla. Doğru mu? Kutlarız. Final turuna kaldı iki soru. Finale yükselecek ikinci misafirimiz halen belli değil efendim. Bir adım daha atıyoruz. Samet Bey ile harflere gidiyoruz. Ü harfi diyorum. Ü harfi. 90 puanımız var. Bu akşamın final turu dahil en yüksek puanlı sorusunu sona bıraktık. Evet. 220 puanlık soruyu. Burada da Ü harfinde de anlam bilgisi var. Soru şöyle. Türk Dil Kurumu sözlüğünde vurgunculuk, saptırma, kurgu gibi anlamları olan Fransızca kökenli kelimedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan biri açılıyor. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 50 puanımız var. Bu akşamın ikinci finalistini belirlemek son soruya kaldı. Son soruya kim avantajlı girecek? Bir kutu daha. Buyurun Mahmut Bey. Spikülasyon. Spikülasyon. S. Spikülasyon. Spe, külasyon. Spe, külasyon. Külasyon, görelim. Kutlarız. Samet Bey ile Mahmut Bey'in puanları eşitlendi. Ve son soruda soru avantajı Birsen Hanım'da. Son sorumuz 220 puan değerinde. Birsen Hanım 10 saniye içine cevaplarsa finalde Cansu Hanım'ın rakibi. Gelmezse tablo karışır. Buyursunlar efendim, son harf için Birsen Hanım'dayız. Şanlıurfa'nın şeysi. Şanlıurfa'nın şeysi bu akşamın en kritik harfi. Kategorisi atasözleri, sorumuz ekranda. Zamanında çalışan kişi zor dönemi rahat geçirir. Manasındaki atasözüdür. Nokta 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 terleyen nokta 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 üşümez. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim o atasözünü diyen var mı? 43 soruyu geride bıraktık. Finalistlerimiz belli olmadı ve son soru. Buyurun Cansu Hanım. Yazın sıcakta terleyen, kışın soğukta üşümez. Yazın sıcakta terleyen, kışın soğukta üşümez. Hızlı geldi. Peki 220 puan kazandırır mı? Kutlarız. Sıralama hiç bozulmasın, ben puanımı alayım dedi Cansu Hanım. Ve efendim finalistlerimiz böylece netleşti. Sıralama şöyle. Cansu Hanım 1650 ile finalde, rakibi ise 580 ile Birsen Hanım. Kutlarız. O son Cansu Hanım'ın butona gittiği ana kadar beyler de şanslarını koruyorlardı. Tabloda eşitlik var. Bu akşam 2 üçüncümüz var. Samet Bey 540, Mahmut Bey 540. Kutluyoruz. Evet, birazdan hemen final turumuza geçeceğiz. Bakalım finalde nasıl bir yarış izleyeceğiz. Oraya geçmeden önce Samet Bey, ne dersiniz bu akşama dair? Çok eğlenceli bir yarışmaydı. Çok keyif aldım. Teşekkür ederiz. Arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Onlar da çok iyi yarıştılar. Yani burada olmak büyük bir zevkti diyebilirim. Sağ olun efendim. Kırılma anı var mıydı sizce bu akşam? Kendi sorularımın hiçbirini cevaplayamadım ikinci turda diye düşünüyorum. Yani belki bir tanedir. Orada bir
olumsuz yönde bir kırılma anı oldu benim için ama genel olarak ortalama bir düzeydeydim diyebilirim. Sekenler de genelde Cansu Hanım'a gitti. Rakiplerinden evet. Güzel puan topladı Cansu Hanım. Tekrar tekrar teşekkür ederiz Samet Bey. Ankara'dan emek verip geldiniz işte efendim. Sağ olun. Ve Mahmut Bey ne dersiniz bu akşam için? Işık doğudan yükselir beni mahvet. Yani bir müzisyen olarak, yani müzikle uğraştığım bir insan olarak bilememem. Aslında biliyordum soruyu ama ışık kısmı aklıma gelmediği için finali kaçırma şansım orada gitti diye düşünüyorum. Evet, yoksa orada puan gelseydi dediğiniz tabii gibi şu an avantajla tamamlanmış olacaktı. Bu ama kez çok eğlenceli bir yarışma. Gerçekten ben televizyonda seyrettiğimden ki hissin aynısını burada aldım. Hatta daha fazlasını yaşadım. O yüzden size ve tüm ekip arkadaşlarınıza çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Mahmut Bey. Biz de Samsun'dan emek verip geldiğiniz için tekrar tekrar teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. O zaman izninizle biz artık son sorularımıza, final turumuza geçelim. Arada 6 soruluk fark var. 6 soru öndeki Cansu Hanım mı yoksa 6 soru geriden gelip Birsen Hanım mı bu akşamın birincisi olacak? Ben bilirim de final zamanı. Tekrar başarılar dilerim. Efendim geldik artık son turumuza, final turumuza. Avantaj Cansu Hanım'da ve ilk kategorimizi de Birsen Hanım seçecek. Hazır mısınız Birsen Hanım? Hazır. O zaman buyursunlar bu akşamın final kategorileri ekranda. Tarih, coğrafya, genel kültür, doğru yazım ve futbol var. Hangisiyle başlayalım Birsen Hanım? Futbol. Futbol. Jandarmanın J'si. Jandarmanın J'si. Finalin ilk sorusu ekranda. Futbolda kalecinin topu sert bir ayak vuruşuyla uzağa atmasıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda iki kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Birsen Hanım. Degaj. Degaj. Cevap doğruysa fark 5 soruya düşer. Degaj. Görelim. Kutlarız. Ve Cansu Hanım finaldeki ilk kategorisini, sorusunu seçiyor. Doğru yazım Trabzon'un T'si. Peki efendim. Doğru yazım Trabzon. Soru şöyle. Ürün tanıtımı yapan kişinin Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre doğru yazımıdır. Reprezant, reprazant, reprezant, reprezant. Süremiz başladı. Üçüncüsü reprezant. Üçüncü sıradaki reprezant dedik. Cevap doğruysa fark yeniden 6 soruya yükselir. Görelim. Tebrikler. Kalan 8, fark 6 soru. Birsen Hanım sizdeyiz. Doğru yazım Nide'nin N'si. Peki efendim, doğru yazımı tamamlıyoruz Nide'nin N'siyle. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre doğru yazımdır. Provokasyon, 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 provokasyon. Süremiz başladı. İkinci, provokasyon. Provokasyon. Cevap doğruysa fark yeniden 5 soruya düşer. Görelim. Hayır dediler Cansu Hanım. Provokasyon birincisi. Birinci sıradaki provokasyon dedi Cansu Hanım. Cevap doğruysa fark 7 soruya yükselir. Görelim. Tebrikler. Efendim böylece elimizde kalan fark 7 soruydu. Kalan soru sayısı da 7. Kritik eyvah, eşeğe eyvah ulaştık. Eyvah eyvah diyor Birsen Hanım. Cansu Hanım seçecek kategoriyi. Eğer 10 saniye içine cevap gelirse bu akşamın birincisi Cansu Hanım olacak. Gelmezse Birsen Hanım şansını bir sonraki soruya taşıyacak. Buyursunlar. Genel kültür R. Genel kültür R sorusu şöyle. Bir kimsenin haklarını kullanma yetkisinin mahkeme tarafından kaldırılmasını ifade eden hukuk terimidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu soruda da iki kutu açma hakkımız var. Bir tanesi açılıyor.
Buyurun Birsen Hanım. Tecir. Tecir. Cevap doğruysa Birsen Hanım farkı 6 soruya düşürür. Tecir oldu mu? Hayır dediler. Açabileceğimiz ikinci ve son kutuyu da açıyoruz. Son 10 saniye. Üç saniye, iki saniye, bir saniye. İki misafirimiz de butona gitmedi. Bu sorudan puanı alamadık efendim. Peki cevabımız neymiş? Birlikte görelim. Aradığımız cevap acirdi. Buradan puan gelmedi. Bu akşamın birincisi de böylece netleşmiş oldu. Bir kez daha tabloya dönecek olursak Cansu Hanım 2050 puanla bu akşamın birincisi. Birsen Hanım da 780'le ikincimiz. Kutlarız. Evet. Nidenen misafirimiz Birsen Hanım. Ne dersiniz bu akşam için? Nasıldı? Vallahi çok güzeldi. Zaten isteyerek gelmiştim. Keyifliydi. Teşekkür ederiz. Ben bir daha geleyim. Bir daha. Bu sayılmasın. Saymayalım mı diyorsunuz? Hayır. Ve arkadaşımı da tebrik ederim. Ama gerçekten çok güzel. Çok hızlı bir rakibiniz vardı. Çok başarılı bir rakibiniz vardı. Evet, hem genç hem hızlı hem de cidden başarılı. Tebrik ederim. Birsen Hanım inşallah özel bir bölümde yeniden bir araya gelmek kısmet olur. O kadar mutlu olurum ki. Gerçi birinci gelişimiz bile sürekli bir engellere takıldı. Bundan i̇nşallah, sonra olmaz inşallah. İnşallah bir daha bir araya gelmek kısmet olur. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Ben de teşekkür Vakit ederim. Ayırıp geldiğiniz için efendim. Ben de sizlere de teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Cansu Hanım tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin adınıza nasıl geçti yarış? Böyle ufak ufak bazı anlarda kopacak gibi hissettim ama bir ara böyle bir ivme kazanıp birkaç soru üst üste puanları çalınca iyi oldu. Evet, o ikinci turdaki yüksek puanlı sorular Cansu Hanım'ın tablosuna çok güzel yansıdı. Evet. Yarışın genelinde de hep lider götürdünüz diye hatırlıyorum. Evet. Çok başarılıydınız. Tekrar tekrar tebrik ederim efendim. Sağ olun. Çok teşekkür. Artık Cansu Hanım'ın ödülünü de takdim etme zamanı. Efendim yine dört değerli misafirimizle çıktığımız yolculuğumuzda bu akşam hanımların finalini izledik. Ve birincimiz 2050 puanla Cansu Hanım oldu. Ödülün de sahibi oldu. Güzel günlerde harcamanız dileğiyle tekrar tebrik ederim Cansu Hanım. Sağ olun. Bu arada ben bilirimin kamera arkasında neler yaşandığına dair işte meraklarınız varsa, bunun yanı sıra yorumlarınızı bizimle paylaşmak isterseniz Instagram hesabımız benbilirimtv360 efendim. Benbilirimtv360 oradan yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca benbilirim diyorsanız, stüdyoya da gelmek istiyorsanız başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.